Ali Bey, size söz vermeden önce küçük bir değerlendirme de ikinci başkanımız Sayın Necdet Yüksekbaş'ın yapması daha doğru olur diye düşünüyorum. Aslında ben o zaman hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü hem İbrahim abi hem Cemal abi söyledi söyleyeceğini. Başkan da güzel bir giriş yaptı. Ben de burada şimdi bir söz esası gibi oturayım. Bunda hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü Ali Bey'in gerçekten söyleyeceği şeyler önemli. İki gündür kendisini dinliyoruz. Hem sahadan getireceği bilgiler hem de getirdiği bilgiler hem de o mücadelenin hakikaten içinde yer aldı biliyorsunuz. Hem anayasa maddeleri tek tek oynanırken mecliste verdiği mücadele hem referandum sürecinde ülkenin her tarafını gezerek bizlere vermiş olduğu o mücadele azmi ve hırsı önemliydi. O nedenle ben konunun içeriğine girmeden bu cumartesi gününü bizimle paylaşma, bizimle beraber olma şeklinde değerlendirdiğiniz için öncelikle hepinize sonsuz teşekkürler. Eğer az sonra bir soru ya da bir değerlendirme ihtiyacı olursa ben de bir şeyler söylerim. O nedenle sözü kısa tutuyorum ve teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle bugünü buraya ayırdığınız için sizlere ve bu ortamı sağladığı için de Arzu Özalp Başkanımıza, Necdet Yüksekbaş ikinci Başkanımız, yine Gökmen sağ olsun iki gündür ilgileniyor, yarın da ilgilenecek herhalde. Öyle umut ediyoruz. Efe arkadaşımıza da yine ve bütün yönetime teşekkür ediyorum. Gerçekten biz Türkiye'de o mücadeleyi verirken siz de burada mücadele verdiniz. İnsanların sandığa gitmesi için özveriyle çabaladınız. Bu çok önemliydi, çok değerliydi çünkü çok kritik bir süreçteydik. Bunu normal yollarla aşamayınca oy çalacağını beklediğimiz ve onun için başında durduğumuz sandıkları bıraktılar, merkezi çaldılar YSK'yı. Şimdi böyle olunca da orada delil karartmaya gittiler. Niye delil karartma? Ben o gün sabahtan itibaren bütün işte bölgemdeki sandıkları dolaşmak için yola çıktım. Bütün okulları, sınıfları dolaşıp durum analiz ettik. Orada gördüğümüz şuydu. Her seçimde eksik pusula diye bir şey olmaz. Çünkü bütün sandıklara %10-20 fazla oy pusulası gönderilir. Zaten %40 kadar da Yüksek Seçim Kurulu pusulaları fazla basar. Çünkü ilçe merkezlerinde, ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında bunlar bekletilir. Yüksek Seçim Kurulu'nda bekletilir. Bir ihtiyaç olduğunda gönderilsin etsin diye. Bu %40 fazla basılmasına rağmen kimi sandıkta 30-40 tane, kimisinde 15-20 tane, kimisinde 5-10 tane eksikti. Tam olan az sayıda sandık vardı. 3-5 tane fazla olan pusulada çok az yerde vardı. Bir de görevlilerin oy kullanması düşünüldüğünde yani bu pusulalar ne oldu? Yani bunu insan düşünüyor. Hani hep şöyle diyorlar. İşte filigramlı işte pusulalar efendim Yüksek Seçim Kurulu bastı. Filigramlı değilse sahtedir. Biz diyoruz ki filigramlı film çevirdiniz zaten. Yani topyekun YSK'dan aldınız, bir yerlere dağıttınız. Ve sandık mühürünü de sonradan yaparak ve o 5'te aldığınız kararla, 5'i 7-8 geçe duyurduğunuz kararla dediniz ki mühürsüzler geçerlidir. Neye rağmen dediniz? Türkiye'deki bütün halk adına kanun yapma yetkisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de kendi işlevsiz bir hale getiriliyor. Şimdi bunu engellememiz için ne yapmamız lazım? Tekrardan bir referandum sayısıyla bu sakat yapıyı güçlendirilmiş parlamenter sisteme evirmemiz lazım. Bu evirmenin yolu nedir? Bu kabul edilmediğini düşündüğümüzde birlikteliğimizi devam ettirmek. Bu işin zararlarını zaten zaman içerisinde yaşayacaklar, yaşıyorlar. Reklam fragmanlarını bu OHAL sürecinde gördük. OHAL sürecinde en son bugün yayınlanan OHAL kararnamesinde evlilik programları yasaklandı. Hani darbe oldu diye biz sözüm ona OHAL sürecindeyiz ya. Bir yandan kış lastiklerini nasıl olacağını dair düzenleme koydular. Bir yandan da bugün işte evlilik programı çok hoş, düzgün programlar değil ama yani konu bu kadar komik bir düzeye getirilemez. Şimdi bu kadar tek bir adamın istediği gibi kanun çıkardığı, ferman çıkardığı, işte bir düzenleme, epilasyonla ilgili düzenleme yaptı şimdi. Cumhurbaşkanı dedi ki epilasyonla ilgili düzenleme yapalım. Efendim isteyen epilasyon yapabilirsin. Yani bir cumhurbaşkanı bunlara karışır mı? Biz bu cumhurbaşkanını daha önce il başkanı yaptılar Türkiye'de. İşte Adalet Kalkınma Partisi'nin il başkanıydı. İl başkanından belediye başkanlığına geçtiğinde il başkanlığını bırakmadı.
Belediye başkanlığından başbakanlığa geçtiğinde başbakanlığı bırakmadı. Başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına geçtiğinde başbakanlığı bırakmadı. Şimdi halbuki Türkiye'de ona öyle bir değer verildi ki, yani sonuçta biz onaylamasak da kabul etmesek de, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin, beraberliğinin temsilcisi olan cumhurun başı oldu. Bu aslında çok kutsal bir görev. Yani bütün Türkiye'yi temsil etmek. Bundan vazgeçti o kişi. Belediye başkanlıklarını, hakikaten Gaziantep Belediye Başkanı'nın bile işini yaptırmıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işini yaptırmıyordu. Şu parselde bu yapılacak, burada bu düzenleme yapılacak. Orantın bir kısmı bana aktarılacak. Bu noktada böyle bütün yetkileri üzerinde toplamaya meraklı, kendi seçtiği başbakana bile güvenmeyen, kulağından tutup kenara atan, daha önce anayasa kitapçığı fırlattı diye kızdıkları kişi vardı. Düzgün, dürüst bir adam Ahmet Necdet Sezer. Kriz oldu işte, bak anayasa kitapçığı fırlatıyorlar diye. Burada başbakanı kulağından tuttu, fırlattı. Yani kendi tayin ettiği başbakana bile güvenmeyen ama 80 milyonun tamamının kendine rehin olacağı bir sistem. Bu Türkiye'nin başına bela. Bugün Recep Tayyip Erdoğan olur bela. Yarın Ahmet olur, yarın Mehmet olur bela. Eğer bir sistem kontrollü değilse, denetlenebilir değilse o eninde sonunda insanları diktatör yapar. Buna imkan tanımamak. Demokrasinin amacı da budur. İnsanları kontrol altında birbirini denetler, hesap verir halde tutmak. Biz kimsenin kulu kölesi değiliz. Marabası değiliz. Kimsenin istediği gibi yaşamak zorunda değiliz. Özgür bireyleriz ve bu özgürlüğümüz de Cumhuriyet'in ilanından sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk ve arkadaşlarının bize getirdiği bir sistem. Bu sistemin tekrardan tek adamın kulları olarak devam etmek Türkiye açısından büyük bir utanç. Ve bu utancı bize yaşatmak istiyorlar. Bunu engellemenin yolu demokrasi bir amaç değil, araç diye görenlerin demokrasiyi tahrip ettikleri bir süreçte bizim demokrasi içerisinde yine bir arada durarak ortadan kaldırmak. Sadece bu yeterli midir? Dünyada hiçbir diktatör ruhlu adam demokratik yollardan gitmemiştir. Biz bunu 7 Haziran'da gördük. İkinci partiye görev verilmemesinin amacı, eğer ben ikinci partiye görev verirsem ve hükümet kurulursa veremeyeceğim, çok büyük hesaplar var. Onun için benim için ölüm olur. Ne yapıp ne edip görevi vermeyelim dedi. Davutoğlu bir koalisyon kurmaya yeltendi. Canına susadıysa yapsın bakalım dedi. O konuşmalar, açıklamaları biliyorsunuz. Biz hazırlık hükümeti kurabilirdik. Orada bir görev alınması durumunda bunu yapabilirdik ve bu konuda daha aktif tutum almalıydık. Ben bunu düşünüyorum. Orada halk olarak da demokrasi nöbetindeyiz. İktidarı kaybettin, görevi bize ver, hükümeti kururuz, kuramayız. O senin bileceğin iş değil diyerek bizim orada daha aktif bir tutum sergilememiz gerekiyordu. Ve bu süreçler oldu ve geçti. Ve bu noktadan sonra bizim tekrardan o parlamenter sistemi kazanmamız lazım. 7 Haziran'dan sonra biz ne yaşadık? Suruç katliamını yaşadık, Ankara katliamını yaşadık. Gizre'de, Bozumlar'da insanlar yakıldı. Güneydoğu'da, Sur'da, Türkiye'nin her yerinde patlamalar oldu. Oralarda katliamlar oldu. Bunlar niçin yaşatıldı? Daha düne kadar işte barış, bir arada yaşam, işte bunun için bir şeyler yapmak lazım diyenler bir anda susturucuyla iki tane polisi öldürttüler ve orada tekrar bir çatışmalı sürece geldi. Çünkü terör bir seçim propaganda yöntemi olarak Türkiye'de kullanıldı ve insanlar göz göre göre katledildi. Ve bununla ilgili olarak devletin elinde belgeler, bilgiler vardı. Ve o bilgileri ben Adıyaman'a gittiğimde Dokumacılar Grubu diye bir çete vardı. Bu çete orada devlet tarafından dinleniyordu. Katliamlar ve intihar eylemleri yapacağı da o konuşmalarda belliydi. Ve devletin adım adım takip ettiği, hangi taksinin nereden geldiğini bildiği bir katliamı Suruç'ta da, Diyarbakır mitinginde de HDP'nin, Ankara'daki barış eyleminde de patlattılar ve o kadar insanın katlinin en hafif tabirle katline göz yumdular. Yani en hafifini söylüyorum, ben çok daha ağır olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bu kadar vahşi, bu kadar 400 vekil için yanıp tutuşan bir yapı, bugün geldiğimiz noktada son günlerde bu sineği millet meselesi var. Biz sineği millete dönebiliriz, hiçbir problem yok ama amaca hizmet etmesi lazım. Nedir o amaç? Genel seçime zorlamak. Bizim karşımızda genel seçime zorlanacak demokrat anlayışlı birisi yok. Gerektiğinde papaz kıyafeti giyen, gerektiğinde Hikmet Yar'ın dizinin dibine çöken,
Gerektiğinde işi de El Nusra'ya, Ahra Ruşam'a 2000 tır silah gönderen, her yere giden, böyle her kaba sığan, amaca hizmet etmek için her şeyi yapabilen bir adam. Eğer biz parlamentoyu boşalttığımızda hemen ara seçim yapıp o yanıp tutuştuğu 400 milletvekiline ulaşabilir. Ve bu şu anda yaptıkları nihai düzenleme değil. Onlar ilk 4 madde değişmeli diyor. Laiklik, sosyal hukuk devleti, efendim cumhuriyettir yönetim sistemi. Yani bunların neresini değiştirecek? Ama bunlar bunun da değiştirmenin hesabında bunun adımını atmanın peşindeler. Biz de tekrardan demokratik kurumlarıyla demokrasimizi tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunun için daha çok mücadele etmemiz lazım. Biz bunu duyurmaya çalıştık, bu düzenlemeleri. O komisyon sürecinde gece sabaha karşı bu düzenlemeler yapılırken herkes yatağında uyuyordu. Biz onları duyurmaya çalıştık. İşte internet üzerinden yayınlamadı TRT. TRT niye yayınlamadı? İnsanlar bilmesin, görmesin istiyordu. Eğer insanlar görse, bilse, anlasa %99'unun karşı çıkacağı bir düzenleme. Ve daha çok batıda bizim teşkilatlarımızın güçlü olduğu yerde, internete erişimin yoğun olduğu yerlerde insanlar bir şeyleri gördü. Onun için o renkler batıda kırmızı oldu. Onun için o Anadolu'da ulaşılamayan, o interneti olmayan, efendim TRT 3'ün de yayınlamadığı, halkın da bilgi sahibi olmadığı, sanki SSK Genel Müdürü'nün seçilme yöntemi oylanıyor gibi algılatılan A Haber, işte Kanal A, havuz medyası üzerinden insanlar öyle bir şey ki 18 maddenin ne olduğundan habersiz. Biz de ısrarla Türkiye'nin dört bir yanında bunu anlatmaya çalıştık. Ve sonuçta yeteri kadar bilgi sahibi olmayan, öğrenemeyen, 18 maddenin ne olduğunu bilmeyen insanlar da ya işte biz bu adam iyi kötü bizi yönetiyor, biz memnunuz, veririz oyu falan noktasında bir tutum belirlediler. Bu da yetmedi. İşte son hilelerle onu %50+1'e getirecek hileyi, hurdayı yaptılar. Bizim bu süreç içerisinde bu tehlikeleri, sonuçlarını da yaşayacaklar. Türkiye'nin birinci sorunu ne şu anda? Güvenlik sorunu. Türkiye'nin başka sorunu ekonomisinin sağlıklı olmaması, işsizlik. Bir taraftan da işte turizmdeki çöküntü, bir tarafta adaletsizlik ki her geçen gün artıyor. Bugün bir kişi bir polis tarafından öldürüldüğünde 12.100 lira vererek ödüllendiriliyor Türkiye'de. Bir kişi Ankara'nın göbeğinde polis çekip vuruyor. Bütün kamera kayıtları, her şey ortada. Ve 10.100 liraya ödüllendiriliyor. Bu şu demektir. Yani belli gruplar, muhalif kesimler öldürüldüğünde bunun hesabı sorulmayacak, rahat rahat öldürebilir. Bu insan haklarına, insanlığa düşman olmak demek. Ve buradaki bu işte tarafsız, bağımsız dedikleri adalet, bertaraf ettikleri adalet, adında Adalet Kalkınma Partisi olan adalet ortadan tamamen kalkmış durumda. Bu ikinci sınıf demokrasi de değil artık. Demokrasi dışı bir sistem Türkiye'nin başına büyük sorun açacak. Ve Türkiye'nin asıl sorunu üretememesi, ürettiğini hakça paylaşamaması. Adalet Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en zengin %1'lik grubun cebindeki servet %39'du. Yani Türkiye'nin bütün servetinin %39'u en zengin %1'in elindeydi. Bunlar hani yoksula yardım edeceğiz, yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edeceğiz dediler ya. Aslında yolsuzluğun en büyüğünü yaptılar. Yoksulluğu da sonuna kadar sömürdüler. Bugün Türkiye'de 15 milyon sosyal yardım alan nüfus var. Kömür yardım alan, efendim yiyecek yardım alan, engelli yardım alan, işte yaşlılık yardım alan 15 milyon insan var ve bunlar zannediyorlar ki Adalet Kalkınma Partisi cebinden bunu sanki ödüyor ve gittiğinde de olmayacak zannediyorlar ki biz aile sigortasıyla bunu, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin yardıma muhtaç vatandaşı olduğun için bu utancı, bu sorumluluğu biz alıyoruz. Biz devlet olarak sana bunu vermek zorundayız mantığıyla görev ödev olarak veriyoruz dedim. Ama o %1'in %39 zenginliğe sahip olduğu Türkiye en zengin %1'in bugün o %1'in cebinde yaklaşık %60 servet var. Yani yoksul %99'dan alınan %20 servet o en zengin %1'in cebine kondu. Kim bunlar? Cengiz İnşaatlar, torunlar, kilerler, efendim al bayraklar,
Demirörenler vesaire. Hani hep diyor ya rantiyeciler bilmem işte faize çalışıyordu Türkiye. Türkiye gerçekten bunların döneminde en yüksek oranda faize çalıştı. O bir avuç daha zengin oldu ve Türkiye'nin %99'u Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde sömürüldü, yoksullaştı. Ve bunların bu sorunlarla ilgilenmek yerine o %99, bunların içerisinde AKP'ye oy verenler de var. Bunların en azından işte %48'i de onlara oy verenlerin içinde. Ama bunların temel derdi, temel sorunu sanki bu yoksulluk, sanki bu gelir dağılımındaki adaletsizlik değilmiş de komşusunun kimliğiymiş gibi sen komşunun mezhebine, komşunun etnik kimliğine değiştirilmesi imkansız özellikler bunlar. Etnik köken ve doğuştan gelen özellikleri. Bunlar bu sefer bunlarla meşgul oldular. Bunlarla meşgul oldukça, birbirine düşmanlaştıkça kendi sorununu, çocuğunun işsizliğini, terör sorunu, can güvenliği sorununu bir kenara bırakıp millet birbirine düşüyor. Ve bu süreç içerisinde de Türkiye daha büyük bir baskıyla yönetilmek durumunda. Çünkü hak ve özgürlükleri genişletmezseniz, baskıyı seçerseniz, kutuplaşmayı seçerseniz, sevgi dilinin yerine nefret dilini koyarsanız o ülkenin geleceği yok. Ve gelir dağılımında da bu kadar adaletsizlik olunca milleti birbirine başka vesilelerle ırk temelli, mezhep temelli, din temelli düşmanlaştırmanız gerekiyor. Bu Türkiye için büyük bir tehlike ve bu tehlikeyi bir kişi hesap vermemek için Türkiye'ye yaşatıyor. Bizim bu süreçten bu Türkiye'yi çıkartmamız lazım. El birliğiyle çıkartmamız lazım. Avrupa Birliği de bu süreç içerisinde işte 3 milyon mülteciyi Türkiye stoklayacak diye, depo vazifesi görecek diye bütün bu yolsuzlukları, bütün bu usulsüzlükleri ki biz kamu ihaleleriyle ilgili kalemleri, adaletle ilgili kalemleri dedik bir an önce görüşelim. Ki bu konuda devlet daha kendine çeki düzen versin. Yolsuzluk, siyasetin finansmanının gidişi en azından bir düzelmeye tabi tutulsun. Adaletsizlik üzerindeki bu pervasızca yapılan davranışlar bir nokta geriye gelsin. Bunların, bu kalemlerin, bu fasılaların açılması yerine Türkiye artık dünyadan çıkmak için bahane arıyor. Bahane arıyor. Çünkü o hesapları vereceği bir sistemin içerisinde durmak işine gelmiyor. Gerek tırlarla gönderdiği silahlar ve onun sonrasında Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına ödetilen bedel. Ben buraya gelmeden bir gün önce işte evvelsi gün Cumhuriyet Gazetesi ve Bir Gün yazarlarını hapishanede ziyaret ettim. Orada resmen bir kişinin iki dudağı arasında niye siz dünya alime duyurdunuz benim yaptığım bu savaş suçlarını dercesine onları orada rehin tutuyor. Büyük suçlar işledikleri ve Berat Albayrak'ın e-postaları vardı. Oradaki rezillikler, rüşvet çarkları, işte Power Trans diye IŞİD petrolünü transfer eden şirketin kendine ait olduğu ortaya çıktığında, orada birçok suçta ifşa olduğunda o suçu işleyenler hiçbir şey yapmadılar. O suçu işleyenleri bir şey yapmak yerine bugün Wikipedia'yı kapattıkları gibi o kişileri 100 günü geçti bugün. Mahir Kanat var. 100 gündür içeride tutuluyor. Daha iddianame bile yok. Sadece sen kralın rezilliğini ortaya koydun. Savaş suçunu ortaya koydun diye maalesef o savaş suçunu işleyenler değil de onu halka duyuran, gazetecilik görevini yapanlar bugün içeride. Bu sistematik olarak bir sürü basın yayın organı kapatıldı. Televizyonlar, radyolar kapatıldı. Çünkü daha büyük bir baskı dönemine giderken yaptıkları usulsüzlüklerin, yolsuzlukların halk tarafından bilinmemesi gerekiyor ki bu halkı yönetebilsinler. Goebbels de böyle bir medya kurmuştu zamanında. O zaman Almanlar, siz burada yaşıyorsunuz, yakınen de biliyorsunuz. Almanlar, Ruslar sınıra dayandığında zannediyorlardı ki Goebbels'in medyası bütün dünyanın hakimi Almanlar oldu zannediyordu. Ne zaman kapıya dayandılar, o zaman gerçekle yüzleştiler orada. Şimdi Türkiye'den buraya gelen bakan da Rotterdam'da biliyorsunuz Avrupa'da bula bula bir Müslüman belediye başkanı var. Onu buldu Haçlı Savaşı ilan ettirmek için. Yani hiç olmazsa bu kadar Hristiyan'ın belediye başkanlığı yaptığı Avrupa'da bir tane bulsaydın hiç olmazsa. Yani Türkiye'de bir mağduriyet üretemediler kendilerine. Kimse bulaşmadı. Defol git. Üzerime çamur sıçratma dediler. Bu sefer geldiler ithal mağduriyet üretmek için Almanya'ya, Hollanda'ya geldiler. Buraya biliyorsunuz o dönemde birçok AKP'li milletvekili geldi. Toplantılar yaptı.
Biz de geldik işte, ben de Almanya'ya, işte Berlin'e geldim, toplantı yaptık. Toplantılarda bir araya insanların gelmesini istemiyorlar. Birbirine düşman olsun istiyorlar. Ya biz hayır kampanyasında çok benzemeyenler bir araya geldik, kendi doğrularımızı anlattık. Bunda bir sıkıntı yok. Yeter ki insanlar şiddete başvurmasın. Ama bu mağduriyet konusunda yaptıkları rezalet, devlet adamlarına yakışmayan, işte 14'ünde miydi ne seçim var, 14'ünden sonra gelin demelerine rağmen ısrarla biz geleceğiz. Çünkü Türkiye'de kimse bize bulaşmıyor. Biz gelip burada bir mağduriyet üretmemiz lazım dediler. O da yetmedi. Şimdi kendi yasalarını çiğneyen, mühürsüz pusula geçersizdir, net bir şekilde yazan yasa dururken, hiçbir çelişki yokken kendi içinde yasalarda, geldiler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ithal dayanak oluşturmaya çalıştılar. O da tutarsız bir dayanak. Dediler ki açıklamada, iki gün sonra açıkladılar o 16'sından sonra, iki gün sonra gerekçeli kararında Yüksek Seçim Kurulu, dedi ki işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin şu maddesi, işte bu maddesi, yok o madde sana uymuyor. Bir yerden geliyor diyor ki Avrupa sen kimsin ey Avrupa? Mağduriyet lazım, gidiyor Avrupa'ya. Dayanak bulamıyor kendi yasalarında, kendi yasalarını çiğniyor, yasa dışı karar alıyor. Ya Avrupa'ya bir bakayım diyor, belki bir şey bulurum. Orada da bulamıyor. Yani bu kadar tutarsız. İlk başta Avrupa Birliği'ne gireceğim diye gündüz havai fişekler patlatan. Şimdi de dünyanın bir parçası olmaktan çıkıp kendi başına bir diktatörlük üretmeye çalışan ve hesap vermemek için Türkiye'ye bedel ödeten bir yapı. Bugün turizmimiz gerçekten çöktü. Tarımımız çöktü. Bugün işte Hollanda bir Konya kadar ama Türkiye'nin kat be kat fazlası, 10 kat fazlası belki ihracat yapıyor tarım alanında. Yani tek başına tarımdan ürettiğiyle bunu yapabilen bir ülke var. Şimdi bu kadar teknolojiden uzaklaşıyoruz. Bilimi, bilim adamlarını kaçırıyoruz. Üniversite hocalarına anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu gibi dünya çapında bir anayasa profesörümüz var. Bunları biz bu süreç içerisinde gelip dinlemek, yararlanmak, ileride insanlar çelişki sıkıntı yaşamasın diye konuşmak varken bir kilometre ötede portakal gazı ve biber gazıyla hukukçuları, baroları meclise sokmadılar. Bu bir rezalet. Biz gittik oraya onları içeri alalım diye, biz de onlarla beraber gaz edelim. Böyle bir akıl tutulması olan, bilim adamlarının meclise dahi sokulmadığı, kimin hazırladığı belli olmayan bir düzenlemeyle, bir hileyle, hurdayla sonuçta Türkiye kaotik bir süreçte. Ve bu dediğim gibi sadece bir kişiye de özel değil. Kişiye özel anayasa olmaz. Anayasa ortak sözleşmedir. Bir apartmanda bile site yönetim planını ortak hazırlarsın. Yani bir %50+1'i hazırlayıp hepiniz de buna uyacaksınız dediğinde hadi lan sen oradan kim oluyorsun derler. Adama bu işi yaptırmazlar. Bir yarının diğer yarıya tahakküm kurduğu bir sistemin adı demokrasi falan değil. Zorbalıktır. Bu zorbalığa da direnmek haktır. Ve bu direnmeyi devam ettirmek ve bu sistemi tekrardan normale getirmek hepimizin görevi, sorumluluğu. Bizim hep alışkanlığımızdır işte bir seçimden sonra yatarız, diğer seçim gelene kadar bekleriz. Bu süreçte Anayasa Komisyonu'ndan itibaren, yani Aralık ayının sonundan itibaren bu süreci biz sıcak tutmaya çalıştık. Gerek toplantılarla, gerek panellerle, gerek tartışma programlarıyla halkı bilgilendirmeye çalıştık. Biz de işte efendim referandum oldu bitti, İşte bir daha bundan sonra yapacak bir şey yok diye düşünmeden, bu sefer bugünden başlayarak bu işi hiç gevşetmeden bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur, doğrudur. Bunları mutlaka bir daha tekrarlamaması için tartışıp, konuşup çözmeliyiz. Ama taşın üstünde gözüm var demeden hep birlikte bu ülkede demokrasiyi bir daha yerleştirmemiz gerekiyor. Sorularınız olursa cevaplamak isterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Zaten soru saat meselesi yapalım. Ondan sonra böyle karışık bir şey mi oldu? Evet. Murat abi söz almak istiyor galiba. Bir
Türkiye'de bir seçim yapalım. Bu seçimin galibi biziz ama mağlubu da biziz. Türkiye'de ana bir şekilde mağlubuyuz. Ve tüm Avrupa'da bu seçimde de nasıl hile yapıldığını, nasıl yokluk yapıldığını artık da net bir şekilde ortaya koydular. Yalnız az önce Almanya temsilen sevgili Cemal abi çok müthiş bilgiler verdi. Ben yolda bile gerekir, kafamda bir sıra hazırlamıştım. Aynısını sevgili Cemal abi bir sorun sordu. Şimdi tabii ki açıyorken Türkiye'de 3-5 kanalda tabiri caizse o insanlar orada GSF bağladılar. İşte yüksek seçim kurulunu mümkün olarak seçerli sayıca ilaçlama yaptı. Ve yanlış hatırlamıyorsam ki düzeltin üzeri CSF'nin seçimde de anında bunun girişimi yaptılar. Fakat eğer o sıcağına o ülkede oylarına sahip çıkan kitle yüksek seçim kurulunun satışına dayanmış olsaydı inan Türkiye çok iyi değişecekti, ben buna inanıyorum. Ve akabinde seçim sonrasında insanlar İstanbul olsun, başka Türkiye'nin yerlerinde olsun, meydanlar yaptılar ve bir yerden bir şey duyması dedi. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani bu konuda çıkan insanlar destekliyorlar bir duyum olması dedi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan sokak eylemini onaylamadı ve biz bunun ne bağlı altına kalamayız dedi. Buna OHAL engel miydi? O Cumhuriyet Halk Partisi o insana destek vermek için OHAL bir sebep miydi? Ve daha akabinde Kılıçdaroğlu dedi ki bundan sonra süreçte bizler daha çok sert muhalefet yapacağız. Ve bugünkü açıklamasında da tüm il başkanlarına toplayarak sizin de yaptığınız gibi çünkü tüm il başkanlarından kapı kapı dolaşır yüksek seçim kuruluna sessizlik yapmayı alacaksınız. Çünkü siz buraya binlerce kilometre uzaktan geldiniz ve insanlar dikendiriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi adeta araba yıldır, Karabağ için mücadele veriyorsunuz. Dedi ki bence bunların hepsi girebilir için onlar her şeyi tezgahı kurmuşlar, ayarlamışlar. İnsanlar bilgilendi ama sonuç nasıl değiştirecek? Şimdi giriş vardı, gelişme vardı, sonuç vardı. Ve sizin gibi bütün milletvekillerde bu yapılan hırsızlığı, bu alçaklığı herkese anlatıyor. Ama şimdi sonuca nasıl ulaşacaklar? Bu açtığınız tüm davaya geri dönüyor. Yüksek seçim kurulu karar oynattı. Halkı meydana dökmek için Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir girişimde bulunmuyor. Çünkü bizlere hak verilmez, hak alır mücadelesiyle gelip bu dönemlere kadar. Ve siz sadece mecliste muhalefet yaparak bir sorun meclisine çalışacaksınız. Mecliste yalnızsınız. HDP'de tüm milletvekilleri egemenlik kayıtsız şartsız milletindir olmasına rağmen şeye tutuldu. Türkiye'de hiçbir şey çıkmadı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sonucu değiştirmek için sadece mecliste ve sizin yaptığınız bu tür girişimlerle bu sonucu değiştirecek. Böyle olacağına siz inanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi hiçbir diktatör az önce de konuşmamda söylediğim gibi sandıkla gitmemiş. Karşımızda bir diktatör var. Bunu kabul edelim, bilelim. Diktatörler aynı zamanda çok korkaktır. Siz cesaretle üzerine gitmezseniz o sürekli sizin üzerinize gelir. Bu noktada mutlaka uygun koşullar hazırlanarak uygun ortamlarda cesaretle üzerine gitmek lazım. O noktalardan birisi hemen işte seçimde yolsuzluk, mühürsüz oyların kabul ediliyor dediği noktada gitmek olabilirdi. Biz işte o gün ben Bağcılar gibi bir ilçede sandık sonuçlarının hatalı girilmemesi için gece saat 10'a 11'e kadar ondan sonra da Avcılar'a geçerek 12'ye 1'e kadar bu sürecin sağlıklı sisteme girilmesi için uğraştık. Türkiye'nin dört bir yanında arkadaşlarımız bunu yaptı. Ama merkezi çaldılar. Merkezde hile yaptılar, delil kararttılar. Bundan sonrasında bizim bir kere az önce de söyledim kaşın üstünde gözüm var demeden hatalar yapılıyor mu? Bana göre de daha üzerine gitmek lazımdı. Ama bu hatalar yapılıyor diye birbirimize kızmak yerine doğru olan o birlikte gerektiğinde sokağa çıkma eylemini en örgütlü bir şekilde yapmak lazım. Ama en örgütlü bir şekilde. Bunu işte efendim insan ölür eder. Bak işte bakın işte bedel ödenecek diye korkarsanız daha ağır bedelleri zaman içerisinde ödersiniz. Bu noktada bizim daha cesaretli bir şekilde üzerine gitmemiz lazım. Uygun ortamı da hazırlamak lazım. Onlardan birisi belki o geceydi. Bu şeyi kaçırıldı. Yani bu fırsat kaçırıldı. Ama bundan sonrasında
İşte yarın 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta sokağa çağrılıyor. 1 Mayıs'ta sokağa çağrılmanın ötesinde sürekli haksızlık olduğunda sokaktan geri dönmemek gerekiyor. İşte Kadıköy'de eylemler oldu, katıldık. Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde eylem yaptık. Orada katıldık. Hangi hak ihlali olsa orada olmaya çalışıyoruz. Ama bunu örgütlü bir şekilde yapmamız lazım. Yani burada Hollanda örgütü de elinden geleni yaptı. Özveriyle çalışıyorlar. Ve bu gönüllülük esası. Solda siyaset, rant için falan yapılacak bir siyaset değil. Yani sağda bunu görüyoruz. Rant için insan belli bir gelir elde edeceğim diye yapıyor mu? İnsanlar solda siyasete özveriyle yapıyor. Diyor ki, işte çocuklarım daha iyi bir Türkiye'de yaşasın. Çocuklarım daha iyi bir dünyada yaşasın. Adalet, hak tecelli etsin. Bunun için mücadele veriyor. Bunu daha aktif, daha cesaretli bir şekilde yapmazsak, diktatör seçimi de kazansak gitmez. Mustafa Bey. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Ben Mustafa Cengiz. Ben Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir liderlik sorunu yok mu sizce? Ve 7 sefer seçim kaybetmiş bir genel başkanın hala kalması sizce doğru mu? İkincisi de biliyorsunuz bu AK Parti'nin başına geçen zat nasıl bir projeyle geldiğini bütün dünya biliyor. Hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ancak CHP'ye vurulan kumpaslardan dolayı Kılıçdaroğlu'nun da o nedenle geldiği söyleniyor. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Pardon, son şeyi kaçırdım aralara gibi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesi de bir proje olduğu söyleniyor. Bunu bir yıl önceden bazı milletvekilleriyle soruldu. Onur Öğmen Bey'e röportajı var. Bunu Abdurrahman Dilipak, o da TV'de de anlattı. Bir proje olduğunu Süpernatur tarafından, Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Erdoğan'ın da gelmesi. Bu konularda sizin görüşleriniz nelerdir? 7 sefer seçimi kaybetmiş bir genel başkanın hala aynı görevde kalması siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi bir kere sondan başlayayım. Dilipak kişi olarak bizim referans alabileceğimiz, üzerinde konuşabileceğimiz bir kişi değil. Yani bunu bir kere bir kenara koyalım. Şimdi partilerin liderleri sonsuza kadar lider kalmazlar. Bu liderliklerin değişimiyle ilgili de partinin kurultayı, olağanüstü kurultayı toplanabilir. Olağan kurultayı toplanabilir. Bir değişim ihtiyacı burada değerlendirilip sonuca götürülebilir. Şimdi AKP'nin bir proje olduğu yönünde hiçbir tereddüt yok. Ama efendim işte Kemal Bey bir proje olarak oraya getirildiği tezine ben katılıyorum. 7 seçimde işte 25'i aşamamak benim için de yeterli bir şey değil. Yani aşılmalıydı. Daha çok insan ikna edilmeliydi. Biz efendim insanları ikna edemiyoruz diye sağcılık yaptıkça sağ yüceltiyoruz. Taktikler aslında yüceltiyor. Bizim gerçek bir sosyal demokrat parti olarak yani kişiden çok anlayışın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece kişiyi değiştirerek sonuca varamazsınız. Bugün işte dün Deniz Baykal vardı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu var. Yarın da tekrar Deniz Baykal ya da o anlayışta birisi gelebilir. Geldiğinde ileri götüremezsiniz. Türkiye'nin gerçekten bir sosyal demokrat partiye ihtiyacı var. Bizim o ihtiyaca yönelik anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Bu çerçevede kurultay karar verirse ki verecektir. Bu kurultay olur, öbür kurultay olur. Mutlaka lideri de değişecektir. Bunun kararını demokratik mekanizmalarla tabandan gelen talepler şekillendirecek. Yani ben işte Deniz Baykal sürekli partinin başında kalanlar vardı. Ben onlardan değilim. Sürekli genel başkanımız şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ille kalmalıdır. Kişilerin üzerinden bu işi çözemeyiz. Anlayışın değişmesi gerekiyor. Bu anlayışın değişikliğinde de kimsenin buna direnmemesi gerekiyor. Yani bizim gerçekten sosyal demokrat bir partiyle Türkiye'nin sorunları çözeceğimizi ben inanıyorum. Eğer bu projeleri biz hayata geçiremezsek, işte ne bileyim dokunulmazlıklar konusunda mesela, doğru bir tutum almadığımızı düşünüyorum ben. Ama bu karar verildi. Bunun sonucunda geldik. İşte başkanlık getirilecek dendi. Dokunulmazlıkları kaldırdık. Başkanlık gelmedi. Sonra başkanlık sistemi geldi. O arada HDP'nin eş başkanları, milletvekilleri içeri atıldı. Biz bu süreçte kampanya yürütemedik.
O iş bu iş tetikledi. Şimdi buralarda yani bu anlayışı değiştirmek kişilerden daha önemli. HDP milletvekilleri sizce haksız yere yargılanıyor? Tutuklu yargılanan hiç kimse, tutuklu yargılanan hiç kimse, gazeteciler de dahil buna, suçu vardır, ceza alır, cezasını yatar. Eyvallah. Ama sen yargılarken tutuklu olarak içeride tutuyorsan bunun adaletle alakası yok. Bu esir almadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline de olur. Kendi içinde kaşının üstünde gözü var dediği Adalet Kalkınma Partisi milletvekili de olabilir. Ama bakın. HDP'li ve Ergenekon ve Balcoz davalarında aynı dayanışmayı göstermediler ama. Onların suçudur o yani. Şimdi bakın Ergenekon Balcoz süreci savcısının Recep Tayyip Erdoğan hakiminin Fethullah Gülen olduğu bir süreç. Onun da amacı orduyu ve yargıyı yok etmek, adalet duygusunu ortadan kaldırmak. Burada kandırıldığını kim iddia edebilir Recep Tayyip Erdoğan'ın? Bilerek ve isteyerek yaptığı bir suçtur ve bu suçtur kumpas davaları ve Türkiye'ye sıkıntı yaşatmıştır. Ben orduyu kutsayıp ordu efendim her işe baksın falan diyen birisi değilim. Ordu kendi görevini yapacak ama demokrasi de hukukun, adaletin üstün olduğu bir ortamda demokrasiyi yaşayacağız biz. Ama demokrasiyi araç gören birisi ne yapıyor? Geldiğinden beri cumhuriyet düşmanlığı olan birisi cumhuriyeti de yok etmeye çalışıyor. Murat abi. Başkan dedi ki sadece mecliste sert muhalefet yapmakla başlıyor. Sonuçta sizce nasıl başarılı? Hayır, evet, hayır arkadaşlar. Şimdi ben Ali Şeker olarak Sineği Millet'e döndüğümde bunun ne faydası var? Bana bir anlatın. Ne faydası varsa döneyim. Şimdi bir kişi olarak değil, bu Sineği Millet ne zaman işe yarar? CHP milletvekilleri, HDP milletvekilleri, MHP'nin muhalif milletvekilleri birlikte Sineği Millet'e dönme kararı alırsa etkili olur. Etkili olduğunda da ne olur? Parlamento boşaltılır, toplumsal muhalefet sokakta örgütlenir. O örgütlendiğinde bu yaptığın işin bir faydası olur. Sen bunları istifa ettin, adamın yine yapmak isteyeceği şudur. Bunlar istifa etti, ben 400 milletvekilini toplayayım, bazı değiştirmek istediğim anayasa maddeleri var. Onları geçireyim diye. Normal demokratik ortamlarda bizim istifamız şunu getirmesi lazım. Ya işte 130 milletvekili, 133 milletvekili istifa etti. Biz ara seçim değil genel seçim yapmalıyız. Normal ülkede budur. Ana muhalefet partisi istifa ettiyse adam, yani demokratik anlayış olan bir adam genel seçime götürülür. Yoksa biz yarın ara seçim yapıldı, tekrar aday gösterdik. 133 milletvekilimiz düştü 40 milletvekiline, 50 milletvekiline. Bir kısmını MHP'ye verdin, bir kısmını işte Devlet Bahçeli'ye verdin, bir kısmını da Recep Tayyip Erdoğan'a. Bunun bir faydası var mı? Var mı bir faydası? Yani o 400 milletvekili üzerinden ben Türkiye'de anayasa bana müsaade ediyor. Ben anayasa istediğim gibi değiştireceğim. O hani insanları öldürttüğü o süreçleri bu sefer biz kendi ellerimize teslim etmiş olacağız. Allah İşte körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz olacak. Ama ne zaman Sineği Millet önemli? Üç parti anlaşacak. HDP, MHP'nin muhalifleri ve CHP o anda ittifak edeceksin ve sokağa da o zaman çıkacaksın. Ben meşru değilsin, tanımıyorum ve Türkiye'yi yönetemezsin iddiasıyla sokağa çıkacaksın. Yoksa bir kişi, iki kişi bir anlam ifade etmez. Yasemin Hanım. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Referandumun buradaki ayağında çok, yani biz CHP görevleri olarak çok değişik görüşlerden, değişik yaşam tarzlarından, değişik partilerden insanlarla beraber görev yaptık. Bu süreçte de yani artık gelinen noktayla ilgili çok
Normal hayatta yolumuzun kesişmeyeceği, farklı farklı insanlarla konuşma imkanımız oldu. Ve ben şunu hissettim, yani özellikle artık şu gelinen noktada, zaten bu çıkan hayır sonucundan da yani iki kişinin, iki kişiden birinin ayırdığından da bir belli. Yani artık bu ortadaki haksızlıklara karşı bir satın ben çok sıklaştığımı hissettim. Yani bir araya gelebildiğimizi gösterdik en azından yani. Ve yani çok gerçekten çok değişik kesimlerden gelen insanların artık bu adaletsizliğe karşı yani hiçbiri yan yana gelemez diyeceğimiz insanların yan yana geldiğini gördük. Yani tam olarak da örneğin birkaç gün önce ben burada Vekece Doğuşan Çakır'ın yayınlarını takip ediyorum. Türkiye'de olan bitenlerle ilgili ve mesela İstanbul'un çözülmesiyle ilgili çok iyi analizleri var. Ve mesela artık bu AKP'nin terörü, vahşeti artık onları yani İslamcı grupları dahi etkilemeye başladı. Ve yani bunun tabii vatandaş düzeyindeki yansımalarını, hoşnutsuzluklarını biz birebir de gördük buradaki çalışmalarda, konuştuğumuzda, örneğin sayılır partilerle. Benim sorum şu olacak, ilerleyen dönemde, örneğin bir başkanlık seçimi dönemecine gelindiğinde, yine şu anda yakaladığımız bloğu belki kullanmamız gerekebilecek. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı bir adayı olduğu hiç görünmek için. Yani bu yönde hayır bloğundaki diğer partilerle, diğer gruplarla CHP'nin bir, şu anda bir diyalog söz konusu mu? Bu başladı mı? Başlayacak mı? Nasıl olacak? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, Tayyip Erdoğan herkesin nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl inanması gerektiğini, şimdi bugün hani Fethullah Gülen cemaati dedikleri, dün beraber yol yürüdükleri bir cemaat. Şimdi bugün bu cemaatin, işte dün beraberinde iktidarı hatta hazırladıkları bu cemaat, üzerinde yaptığı etki nedir? Dedi ki efendim işte çaldıkları devleti paylaşamadılar. İşin özeti bu. Beraber çaldılar, paylarını beğenmediler, birbirine düştüler. Şimdi bu birbirine düşen gruplar ne yaptı? Kaşın üstünde gözüm var dedi, malına el koydu. Bazılarına haklı, yani gerçekten bu işin içerisinde bu silahlı kalkışmanın bir parçası olmuş. Kontrollü olarak müsaade ettikleri bir darbedir diye düşünüyorum. Çünkü Ankara'da biz 3-4 ay öncesinde bir darbe olacağına dair çok üst düzeyde bu konuşmalar herkes tarafından yapılıyordu. Herkes tarafından bir darbe olacağı biliniyordu. Bize ne dediler? İşte eniştemden öğrendim dediler. Onu git işte başkasına anlat derler bizim orada. Yani böyle bir durumda bu yaşanan süreçte birçok insan da şunu gördü. Dedi ki haksız yere komşunun malına el koydu. Bazıları dediğim gibi bu cemaatin parçası. Ben bilmiyorum onların kim olduğunu. Onlar çok iyi biliyor birbirini. Çünkü oralara onlar yerleştirdiler. Devletin parsel parsel yerlerini onlar verdiler. Devletin bütün imkanlarını onlara seferber ettiler. Hatta ne istediğinizde vermedik dediler. Şimdi bu yapı bunu yaparken ne yaptılar? Bütün muhalifleri sindirdiler. Bunlarla alakası olmayan insanların da mallarına el koydular. Böyle olunca şunu dediler. Ya bu adam yani yarın bir gün bizim malımıza da el koyabilir. Bugün işte Fethullahçılarla ilgili bu süreç, işte Nurcularla ilgili, yarın Süleymancılarla ilgili, Menzilcilerle ilgili. Bu adamın, yani bu karakterdeki adamların bir özelliği vardır. Herkesin kendisi gibi inanmasını, kendisi gibi kandırılmasını, kendisi uyandığında da herkesin uyanmasını, kendisi işte Avrupa Birliği'ne girelim dediğinde girilmesini, işte barış dediğinde barış demesini, savaş dediğinde savaş demesini falan isteyen, kendisi gibi inanmasını, ibadet etmesini isteyen birisi. Dediler ki ya bizi de yarın bir gün sıkıntıya sokacak ve bundan dolayı bir tepki duydular ve bu çalışmaların içerisinde yer aldılar. Şimdi bu yapılarla diyalogumuz var mı bizim? İşte MHP'nin muhalifleri, işte HDP, efendim AKP'de oy vermeyen, geçmiş seçimlerde oy verip de bu referandumda oy vermeyenlerle bizim diyaloglarımız var. Birçok derneğe, birçok vakfa, ilçeler bazında, il bazında ziyaretler yapıyoruz. Dediğim gibi bir araya geldiğimizi gösterdik. Bugün MHP ile, MHP'nin ülkücüleriyle HDP'liler bir araya gelebiliyorsa, bu ülkenin geleceğine dair bir umut var demektir. Biz bu temasları, bu yakınlaşmayı sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizi, hem teşekkür ziyaretlerimizi, hem
yarınla ilgili konuşmalarımızı yapıyoruz. Daha fazla yapmalıyız. Şimdi biz işte seçimden hemen sonra ya referandum işte referandum bitti. Biz işte bir daha referanduma kadar duralım demedik. Sağ olsun Hollanda örgütümüz böyle bir talepte bulundu yönetim kurumundaki arkadaşlarımız başkanımızla birlikte. Biz geldik, bunu sıkılaştırmamız lazım. Kulağımızın üzerine yatmamamız lazım. Biz bunu Türkiye'de de yapıyoruz, burada da yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Yoksa son dakikada olandan hayır gelmiyor. Biz sandıkları koruma konusunda 1000-1500 kadar, o da küçük köylerdeki efendim 30-20 oyluk sandıklar, Güneydoğu'daki bazı yerlerde ulaşma sorunumuz var, bunu kabul edelim. 1500-2000'dir en fazla sıkıntı yaşadığımız. Diğerlerinde müşahitlerle kapattık. 9000 sandık deniyor da müşahitlerle o sandıkları izleyebildik. Bu sefer sandıklara sahip çıkabildik. Bir de şöyle şunu yaptık. Geçen seçimlerde %100 oy kullanılan sandıkları tespit ettik. Çünkü gelmeyenlerin yerine banka oy kullanıyorlar. 400 kişi varsa, 300 kişi oy kullandıysa diğer kalan 100 kişinin yerine de istedikleri yere oy basıyorlar. Boş bıraktığımızda biz. Ve böylelikle adamlar %25, %33, %50, %66 iken %50, %50'ye getiriyorlar. Ya da %75, %25'e getiriyorlar. Yani o kalan 100 kişiyi bir tarafa doğru bastığınızda siz Türkiye'de bütün 4000 yanında uğraşıyorsunuz bir oy alayım diye. Onlar bir seferde bu yolsuzluğu yapıyorlar. Biz bunları daha önceki seçimlerde oy kullanan sandıkları, bölgeleri tespit edip o sandıklara özellikle insan gönderdik. Ona rağmen yine yaptılar mı? Geçtiğimiz ölçekte yapamadılar. Bu sefer merkezi olarak bu operasyonu çektiler. Hocam. Yıllardan beri bu partinin geleneklerinden geliyorum ayrıca. Benim de Tunceliyim. Bu şarkının akrabasıyım. Parti tabanı verdi. Evet. Parti üyesi olmam nedeniyle yıllardır da ailece bu partiye hizmet ediyoruz, oy veriyoruz. Bu partinin favoriyiz. Gördüğüm kadarıyla gelirken haberleri izledim. 1 Mayıs'ta Kazancı yokuşunda İlharca öldürülen 34 tane işçinin anlattığıyla ilgili demokratik kitle örgütleri, işçi sendikaları orada bir anma gerçekleştirdiler. O gün o katliamda o yürüyüşe katılanlardan biri olarak da ben ağladım şu televizyonun başında. Ama gözlerimi Kemal Kılıçdaroğlu aradı orada. Maalesef yoktum. İşçi örgütleri vardı. GİT vardı. Bir toplum kuruluşları vardı. Kılıçdaroğlu yoktu. Gözlerim aradı ama olmadı, yoktu yani. Şimdi Sayın Bekir, biz eğer sırf bir üye olarak, ismimiz burada benim geçiyorsa, partinin tabanı olarak bir etkinliğimiz, bir sözümüz, bir geçerliğimiz, deneyimiz cepheye alınmıyorsa, sırf bize işte partinin üyesi de gözüyle şimdi bakılıyorsa, orası işin ayrı yani. Ben özellikle şimdi size rica ediyorum. Bu toplantıda ilgili mutlaka bir rapor veriyorsunuz partiye. Benim ismi de oraya yazın. Bu da benim önerimdir. Partiye iletmenizi ben rica ediyorum. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik sorunu var. Tayyip Erdoğan kötüdür ama bir liderdir. Ama bir liderdir. Ama kötü bir liderdir. Ama liderdir. Bülent Ecevit bir liderdir. Süleyman Demirel bir liderdir. Sayın Kılıçdaroğlu yetersiz bana diyor. Ben yeterli bulmuyorum. Dürüstlüğüne hiçbir itirazım yok. İnsan olarak, şahsiyet olarak saygım sonsuz. Hiçbir itirazım yok. Atıl kalıyor. Cesur değil. Cesaretli değil. Girişken değil. Yırtıcı değil.
Ne yazık ki değil. Türk toplumu hayvanla hırsız olmasına rağmen yırtıcıdır. Etkiliyor. Dürüst olmamasına rağmen etkiliyor. Yapıyor abi. Ama kötü yapıyor. Demin sevgili Murat arkadaş ve Almanya'da gelen çok değerli arkadaş orada şimdi söyler bunu. Bu hilekarlığın, cambazlığın artık onu da bırakalım. Ahlaksızlığın işlendiği o gece Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta liderinin Yüksek Seçim Kurulu'nu dağıtması gerekiyor. Mustafa Kemal'in şimdi şöyle bir sözü var. Vatan eğer uğruna ölen varsa vatandır. Ben ölmesem, sen ölmesen. Bu vatan nasıl olacak? Olmayacak. Şimdi partimizde düşünceleri harika. Özlemleri harika. Rüyaları harika. Hayalleri harika. Hiçbir itirazı yok. Allah eyvallah. Başta hemşerim olmak üzere liderlik sorunumuz var. Lütfen bunu not edin. Bir tek kişi de olsam değil ki Rotterdam'da bir tane deli üyemiz çıktı. Böyle bir önemli. Bazen hiçbir değeri olmadı. Hiç önemli değil. Dünyayı itiraz edenler değiştirir zaten. Biat edenler değiştirir. Elbette. Şimdi bunun için söylüyorum. El ziyaretlerine gidiyoruz biz komşularımızla. Yemek ziyaretlerine gidiyoruz. Çay ziyaretlerine gidiyoruz. Parklara gidiyoruz. Kendi aramızda bir sohbet ediyoruz. Bu şimdi söylediklerim oradaki izlenimlerimdir. Çok dürüsttür ama yetersizdir. Mesaj alınmıştır. Mesaj aldık. Birincisi bu. İkincisi benim şöyle bir algı oluşur. Sayın Bekir'im. Algıları değiştirmek bazen çok zor olur. Bazen çok doğru zamanda, doğru yerde. Tavrı koydunuz. Koymadığınız zaman o fırsat kaçıyor. Tamam, bir daha önüne gelmiyor. Gelmiyor, ne yazık ki gelmiyor. Şimdi bu sokak eylemleri demiş siz de şimdi söylediniz. Demokratik olmayan bir güce karşı yasalarla hangi mücadeleyi verecek? Yasal bir mücadele uyan şimdi biriyle, yani sizi de şimdi yasal zeminde mücadele eden biriyle şimdi yasal zeminde mücadele edersiniz. Ama ortada olan diktatörlük falan değil, bu faşizmdir. Faşist diktatörlük demiştim. Şimdi bunun adı bu. Buna karşı mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi sokak eylemleriyle mutlaka birleşmelidir. Sokak eylemleri örgütlenmelidir. Bunun bedeli ne olursa olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri dediniz, ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayır olduğuna inanabilirim. Niye diyeceksiniz? Cumhuriyeti çok bedavaya sattı. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyeti önce sattı. AKP'ye ucuzda sattılar. Bir tek baston kaldırmadı. Oysa bir tek baston yetiyordu. Ama yapmazlar. Bize karşı yapıyorlar. Biz onlardan yine beklemeyelim. Bilmiyorum hani. Eğer demokrasinin bir gücü ise bu ülkede yaşıyorsa ve cumhuriyete bağlıysa eğer o Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapmak zorundadır. Yapmak zorundadır. Ama yapmadı. Memleketi, vatanı, cumhuriyeti, cumhuriyetin değerlerini ve de Atatürk devrimlerini Türk Silahlı Kuvvetleri çok ucuza bedavaya sattılar. Şimdi sonuç olarak diyeceğim şudur. Partimiz pasif kalıyor. Aktif değil, militan bir parti gerekiyor. Cumhuriyetin vatandan daha değerli bir şey yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatı, yaşamı Cumhuriyet'ten daha değerli değil. Ben diyeceklerim, bunları şimdi not ederseniz, iletirseniz de aynen isim verin, bu ayağı yazın. Çok da selamlarımı da söyleyeyim. Hemşerim değil. Kendisi bilir sanır benim. Yani
parlamentoda bu işin olamayacağı açık. Zaten demin siz de söylediniz. Başkan radik geçiş olmuş. 251 her neyse onu anlattınız. Diyorlar ki uyum yasaları hazırlayacağız. Nereye? 2019'a. Değil mi? Çünkü onda hazırlık o. 2019'a ilişkin olarak bu ihanetçilerin hazırlayacakları uyum yasalarında sizin etkiniz ne olur? Veya Cumhuriyet Halk Partisi. Hiçbir etkiniz olmaz. Ne kadar engellenelim? Adamlar birleştiler. Her şeyi hazırlayacaklar. 2019'da biz de tıpış tıpış seçime gideceğiz. İş işten geçiyor. Ne yapıp yapıp bunun bedeli nedir olursa olsun? Bunu klasik yöntemle olacak bir şey değil mi? Sokakta bunun militanca mücadelesinden başka hiçbir yolu yok. Bunun ben buna inanıyorum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da değişmesi lazım. Evet. Buyurun. Ben bir şeye değinmek istiyorum. Bu rol kapılmayla. Yani tamam o süreçinde bütün insanlar CHP, hadetlerini, belirgelerini yaptı. Sonuç aslında hayırken evet içeride. Bunlar da okeydi. Sonuçlar YSK kabul etti. Halimiz bakar durumdayız. Bence etkili olacak nedir? Etkili olacak en azından onların elinde olan holdingleri, bazı şeyleri kesinlikle boykot etmeli. Onların çarkları biraz yavaşlamalı. Bunu hatta burada bile yapmalıyız. Ben hayır döneminden sonra arkadaşlar Türk marketlerine gitmiyorum. Birazcık bunları hissettiğim zaman belki de olay farklı yönebilir. Ben de bu konuda CHP'nin boykot konusunda